Allah'ın izni olmadan kimsenin iman etmeyeceği. Buradaki izin sözcüğü, Allah'ın izni meselesi. Şimdi bizde Türkçe'de izin sözcüğü yanlış kullanılır ve yanlış anlamla değerlendirilir. Onu da burada açıkça söyleyeyim. Şimdi izin sözcüğü genelde Allah'ın izniyle falan filan değil mi? Bizde bir şeye izin dediğin zaman bir başkası, yani büyük birisi adama müsaade edecek. Müsaade sözcüğüyle ifade edeyim. O müsaade ederse o yapılabilecek. Yani buradaki nokta, Allah bir insan, Allah müsaade ederse öyle iman eder. Allah müsaade etmezse iman etmez anlamında değil. Çünkü izin sözcüğü bu anlamda. İzin sözcüğü bilgi mahiyeti, bilgi demektir. Kim iman ederse o Allah'ın bilgisiyledir. Allah onu bilir. Kim iman etti, kim iman etmedi, Allah onu bilir. O Allah'ın bilgisi çerçevesindedir.